Evet değerli Yıldız TV izleyenlerim, bugün sizlerle şu önümde görmüş olduğunuz neydi bu? Iron Man, Demir Adam. Bakın şu an çalışmıyor. Bu Demir Adam'ı tamir edeceğiz. Bu işlem için gerekli olan malzemelerin hepsi önümde. Şu anda bunların üzerinde çalışacağım. Öncelikle tornavida setimden bir adet tornavida alıyorum. Bu yıldız tornavidan vasıtasıyla oyuncağımı açıyorum. Evet arkadaşlar, bu oyuncağımda 5-6 tane vida yeri var. Bu 6 tane vida yerini tek tek söküyorum. Evet yemekleri izleyenlerim, şu an vida yerlerimi söktüm. Düz tornavidan, küçük düz tornavidan vasıtasıyla şöyle birleşme yerlerine bir tornavidayı sökerek açtırma işlemi yapıyorum. Evet. Bakın burada görmüş olduğunuz dişler var. Bu dişler vasıtasıyla bu birbirine geçmiş. Bu dişler vasıtasıyla birbirine geçmiş durumda olan işlemi bakın şu şekilde yapıyorum. Bu geçen dişleri tek tek kırmadan yavaşça açıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz şekilde oyuncağımızı açmış bulunuyoruz. Oyuncağımızı açar açmaz oyuncağımızdaki sıkıntının şu nasıl diyeyim pil yayı, pil yatağı kaynaklı olduğunu görüyorum. Bakın buradaki pil yatağı kırılmış. Bu pil yatağını buraya tekrar yapıştırdığım zaman çalışacağını düşünüyorum. Hatta düşünmekle kalmayayım, bir deneme alayım. Tam değmediği için sıkıntılı bir şekilde pilleri değdiriyorum. O yüzden pillerim düşebiliyor. Hemen bir test alayım. Evet arkadaşlar, şu an cihazımızın çalıştığını gördüm. Cihazımızdaki sorun şurada görmüş olduğumuz pil yatağının yayından kaynaklandığını anlamış olduk. Pil yatağımızın bu yayını yerine yapıştıracağız. Evet yemekleri izleyenlerim, şu anki sıkıntıyı sizlere de daha yakından göstereyim. Bakın şu pil yatağımızın yay kısmı gördüğünüz gibi şuradan kırılmış. Kırıldığı için de pillerimiz hareket etmiyor. Evet biz bunu pillerimiz temas etmiyor. Biz bunu tekrar temas eder hale getirelim. Şu anda bunu size göstermek için yaklaştırdığımda motorum da yerinden çıktı. Onu da yerine tekrar takayım. Motorumu da tekrar yerine oturtuyorum. Evet izleyicilerim, motorumu yerine oturtturdum. Kablolarımı kurtardım. Ezilme yapmaması için. Sonra hoparlörümü yerine yerleştirdim. Hoparlörüm de yerinden çıkmış durumdaydı. Evet. Şu anda şu görmüş olduğumuz pil yatağımızı kırılmış olduğu yere yapıştırma işlemi yapacağız.
Yapıştırma işlemi arkadaşlar şu 502 diye adlandırılan süper yapıştırıcı vasıtasıyla yapacağım. Evet arkadaşlar, yapıştırma işlemim sırasında alta yapıştırıcı akarsa diye masamı kirletmemek için hemen bir A4 kağıdı kullanacağım. A4 kağıdı getiriyorum. Evet arkadaşlar, bu yapıştırma işlemini bir A4 kağıdının üzerinde yapacağım. Yapışkanım akarsa masama zarar vermesin, masamı kirletmesin diye A4 kağıdımı bu şekilde kullanacağım. Yapıştırıcımı ilk defa açıyormuşum. Evet sayın izleyenlerim, bu yapıştırıcıdan bir miktar fazlaya kaçmadan sürdüm ve yapıştırmam gereken yüzeye plastiğimi tuttum. Şu şekilde plastiğimin yapışmasını sağlıyorum. Plastik yüzeyime yapıştırıcımı sürdüm ve parçamı plastik yüzeye bastırıyorum. Evet izleyenlerimiz, yapışkanımızın tutması için bir miktar kurumaya bırakıyoruz. Kuruma işlemi tamamlandığında, yani yapışkanımız kuruduğu zaman tamamen yapışmış olacak. Tamamen yapıştıktan sonra da biz kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar, yapıştırma işlemimizi gerçekleştirdik. Yapıştırma işlemimizden sonra bu parçanın buraya iyice yapışması ve kaynaşması için kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra da silikon tabancası vasıtasıyla silikonlayıp daha sağlam bir yapışma yüzeyi oluşturacağız. Evet değerli izleyenlerim, şu anda oyuncağımızın alt kısmını yaptığımız yapıştırmanın kuruduğunu görüyorum. Şimdi de silikon, sıcak silikon uygulaması yapacağım. Sıcak silikon vasıtasıyla şu boş olan alanı doldurmayı hedefliyorum. Yani burada kırılmış olan bir parça var arkadaşlar. Kırılmış olan parçamı, bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi, sıcak silikon vasıtasıyla dolduruyorum. Bakın şurada kırık bir parçamız var. O kırık olan parçayı da sıcak silikonumuz vasıtasıyla şu anda dolduruyorum. Sıcak silikon elime de yapıştı. Evet arkadaşlar, sıcak silikon vasıtasıyla bu alanımı doldurdum. Sıcak silikonumu bastırdım. İyice buraya yerleşmesi ve yapışması için. Evet arkadaşlar, sıcak silikonumu da uyguladıktan sonra artık bu bölmem yapışmış oluyor. Şimdi artık oyuncağımı toplayabilirim. Hemen kapatmadan önce çıkık olan bir kablo veya düzeltilmesi gereken bir kablo var mı? Bunu kontrolünü yapıyorum. Evet, YPTV'yi izleyelim. Sıcak silikon tabancam vasıtasıyla bir miktar daha sıcak silikonumu koydum. Şu an bu bölümü tamamlamış oluyorum. Şu şekilde. Bu alanı kapatıyorum. Sıcak silikonla bu kırılmış olan yüzeye biraz destek sağladım. Şimdi arkadaşlar, bu oyuncağımı kapatmak için gereken işlemi yapıyorum. Çıt şeklinde geçen yerlerimiz vardı. Hemen anında bu geçme yerlerimiz geçti. Açarken zaten bunlarda bayağı zorlanmıştık. Hemen arkadaşlar çıt çıtları yerine oturtuyorum. Çıtları yerine oturttuktan sonra vidalarını takmadan önce aletinin çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Ve bu yüzden de ilk denemeyi yapıyorum arkadaşlar. Taktım.
Gördüğünüz gibi ilk denemem başarılı ve aletim şu anda çalışıyor. Hemen arkadaşlar içerisine takmış olduğum pilleri çıkartıyorum. Evet YM TV izleyenleri, videolarımı beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Düğmesine bastım. Evet, Yemek TV izleyenleri, gördüğünüz gibi oyuncağımız çalışıyor. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.